Hasan emmi öldü diye mi? Hayır, ölmedi. Ha. Nasıl ölmez? Aa. Ne bileyim ben? Ölmesi lazım. Maşallah, pek iyi gördüm. Öyle. Hah, iyi ki geldin. Ahirete göçüm yakın. Sana vasiyetimi bildireyim. Apartmanlarımı ve bakkal dükkanımı Kayseri'deki yeğenim Şakir'e bırakıyorum. Sana da bankadaki ah. Evet emmi, bankadaki. Konuşsana be, konuşsana! Sana da bankadaki 1000 liramı fakirlere dağıtmak düşüyor. Öldün ha! Bana bir şey bırakmadan nasıl ölürsün? Diril lan diril, bana ne kaldığını söyle, söyle! Bir bok kalmadı. Her işi tamam gebermiş. Şimdi ne yapacağız? Bütün ümidimiz amcanın mirasındaydı. Kaldık mı 5 parasız? Merak etme hanım, her şeyin bir çaresi vardır. Dükkanı ve apartmanları bir sahte evrakla üzerimize geçireceğiz. Amcanın yeğeni geldiği zaman hava alır. Beni dinleyin, Hasan emmi öldü, dükkan benim oldu. Mahalleliye haber salın, borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alırım. Alırız. Bu hacıdan mahallenin çekiciyi var. Hacı şimdi kıçımıza kazığın budaklısını sokar. Ne hacısı be, hacıya gitmeden kendini hacı dedirten ineğin biri bu. Aha. Rahmetli Hasan amcanın böyle akrabası olsun hayret. Allah büyüktür, hacıya bir bela sarkıtır yukarıdan. Hey! Dinleyin beni abiler! Bizim Saka Şakir'e ne biçim miras kalmış ya? Apartmanlar, dükkanlar, bankada tonla para! Allah! Sallama lan Zühtü! O kerize kalsa kalsa salatalık tarlası kalır! Adem babamızdan mı kalmış? Herhalde İbo! Ona ancak Adem babanın incir yaprağı kalır! Siz gır gır geçerken Sakar Şakir mirası kapmak için İstanbul'a gidiyor, ne haber? Arap, yap bir çay bana! Arkadaşlar, Sakar Şakir geliyor! Bardaklar bile milyoner olduğumu anladı, kendilerini yere atıyorlar. Ulan Sakar, giderayak gene beni ziyana soktun. Ne kıymeti var canım, öderiz. Bok ödersin. Hem de 20 mislinle öderim. İstersen bu kahveyle seni de satın alabilirim, değil mi kardeş? Üstelik de seni kovarım, eşyol eşeğe bak ha! Tabii yapar Cafer Usta, Sakar'da şimdi su böreği gibi para var. Değil mi lan Sakar Şakir? Elbette. Amcamdan kalan miras 15 milyon kadar tutuyormuş. Şimdi İstanbul'a almaya gidiyorum. Hepinize elveda, hoşça kalın. Ulan Sakar, yettin artık! Telaşlanma Arap, telaşlanma! Bunun da hesabını İstanbul'a gönder, tamam mı canım? Hadi eyvallah!
Ah canım benim! İpolit! Oh be! Kurtulduk bu hıyardan! Hepinize birer çay benden! Şimdi İstanbul hapı yuttu! Yutar mı yutar? Haydi 9 arabası kalkıyor! İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim! Kalkıyor! Tamam mı Mustafa? Tamam abi gidelim! Dursana lan Mustafa, gelen var! Beni unuttun lan eşoleşek! Hay Allah, ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi hapı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar, koş! Çabuk ol! Tut lan bavulu! Tuttuk, ver, ver bavulu! Dikkatli olsana oğlum! Ya koş, atla içeri! Hadi! Nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? Ya ayağı... Düşeceğim ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şu elini! Çeksene oğlum! Dur! Dur! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya Sakar! Delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim! Niye kendini sulara atıyorsun? Bak ne kadar kolay oluyor, gördün mü oğlum? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. Merhaba kardeş, merhaba. Merhaba canım. Kalk ulan şapkamın üstünden! Senin mi? Ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. Arkadaşlar! İçiniz rahat olsun, ben artık milyonerim! Senin canın sıkılıyor be! Paran mı yok? Şişt, bana bak! Paran yoksa İstanbul'da istediğin kadar verebilirim. Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İsteme, sen isteme! İndir ulan o bakracı! Merak etme, şimdi çıkarırım. Sıkışmış da... Tüh be, hediyelik yoğurt gitti! Ulan şimdi seni yedim herkele! Gelme lan, bak kötü olabilir ha! Geberttim seni! Versene ulan bakracımı! Bıraksana ulan! Ver diyorum bak! Nerede o Sakar, yiyeceğim! Senden önce ben yiyeceğim! Nerede o iç? Nerede? Korktu abi, arka kapıdan kirişi kırdı. Oh be! Kurtulduk şu Sakar'dan! Hadi abi gidiyoruz! Ulan!
Bir miras alacağız, rahat bırakmıyorlar. Siz de oğlanlar. Hasan amcanın yeğeni Şakir gelirse başımıza dert olur. Sen meraklanma, onun bir çaresine bakacağız. Bu malları kimseye kaptırmam. Sen benim gözüme baksana. Kafamı buğa takma, ben kiraları toplamaya geldim. Ay başını sektirmeyelim. Sen de şu yumurtaları yerine koy. Kafam oldukça kıyak. Bir baktım, bizim Mustafa jilet köşeyi dönmüş geliyor. Daldım aralarına, bir ona, bir ötekine. Bir ona, bir ötekine. İki de kafa, tamam bu iş. Sabri baba, seninki kiraya asılmaya geliyor. Hazırladın mı? İsterse hazırlamasın, hacı bu. Vermezse adamın dübüründen kıl bile yolar. Ne inektir o, şu gelişe bak be. Ayın biri oldu Sabri Bey, kirayı ver. Tabii bu ay 250 fazla vereceğim. Nasıl olur efendi bey? Rahmetli Hasan efendi ile öyle anlaşmıştık. Veremem. Veremezsen çık git. Aksi halde eşyalarınla beraber kendini sokakta bulun. Allah cezanı versin evi. Verecek Sabri Bey. Hem de tepeden inme verecek, anladım. Ay akşamdan ışıktır, yaylalar, 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 yaylalar. Limonlar, sulu sulu limonlar, yatak limonları bunlar. Malları buradan kaldır Şükrü. Niye? Benim apartmanın önüne tezgah kurmuşsun da önden. Ya kaldır ya da 100 lira yer parası ver. İyi ama burası sokak. Sokak bokak anlamam, benim binanın önü kaparıyor, hadi yallah, hadi. Pekala, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Ah ulan ah! Yakındır başına gelecek bela. Dünyanın en harika televizyonunu yapmak üzereyim. Kapağı çek, gir. Kapama, kapama! Bir sarsıntı, bir seyirlik çalışmamı mahveder. Sütçü müsün? Yeni ev sahibinim evlat. Kirayı almaya geldim. Hasan efendi ne oldu? Sizlere ömür. Olabilir, demek pili bitti. Kira orada, çekmecenin üstünde. Gelecek aydan sonra 500 kağıt fazla vereceğim. Şu vericiyi de bir bağlasam... Bok alırsın bir daha zam mı? Berbat etti bütün çalışmamı. Ne var? Kira, 3 aylık birikmiş. Malum rahmetli Hasan efendi ölünce iş bana düştü. 3 aylık borcunuz var. O 3 aylık kira Hasan efendi ile öldü, tamam mı canım? Bu ayınkine gelince benimki burada yok, gelince veririz. Ya gelmezse? Bakkala da 2000 lira veresiye borcunuz birikti. Fuat gelince verir dedik ya hayatım. Yani Fuat ters adam, beni ona bulaştırma Sevda Hanım. Olur canım, ben ondan alır sana veririm, tamam mı? Güle güle! Ama... Evet yolcular, 10 dakika ihtiyaç molası. Nereden çıktın lan sen? Çıkmadım abi, iniyorum. Ulan ben şimdi seni... Bak oğlum, bak çocuğum, benimle uğraşma. Sinirli adamım ben. 6 ay önce hapisten çıktım. Git başkasına bulaş şeker kardeşim.
Canım kardeşim, tamam mı? Ha? Şeker kardeşim. Tamam. Bak canım kardeşim, ben sana kızıyor muyum? Yoğurdumu döktün, bahracımı deldin, beni tepe üstü yere attın. Ben de seni affediyorum. Gel bakayım, öpeyim seni bir. Oh! Bu adam muhabbetten de anlamıyor. Her boka kızıyor. Ah! Kardeş, he. Abdesthane ne tarafta? Arka tarafta. Sağ ol canım benim. Sıraya geç. Kuyruğu görmedin mi? Uyanık. Ama bana sıra gelinceye kadar koy veririm. Geç ulan kuyruğa. Geç be sıraya. Kardeşim, yerini bana versene. Zor tutuyorum da kendimi. Bana ne olan, istediğin yere koy ver. Şişemiş! Şimdi yedim seni ulan! Kaçma ulan Ergele! Kaçma! Ulan bu bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? Bu bana yapılır mı be? Bana, bana yapılır mı? Bana, bana! Evet beyler, buraya kadar tamam. Bagajı aç da bavulu alayım. Bir an önce şu belalı otobüsten kurtulayım. Arabanın ne kabahati var abicim? Sana Sakar Şakir tosladı. O ineğin girdiği yerden hayır gelmez zaten. Sen ha, bavulumu kırdın. Gel buraya. Bıraksana ulan yakamı. Ulan en sonunda bavulumun da içine ettin. Oh, iyi etmişim. 100 yılda hapis yatsam geberteceğim seni. Ah! Ya! Niye vurdun lan adama, ayı? Aa bak kız, babana söyle hesabı kabardı. Akşama getirsin. Öbür istediklerini de o zaman veririm, hadi yallah. Söylerim bey amca. Hadi. Karı, sabunu rutubetli yere koy. Çikolataların etiketlerini 50'şer kuruş fazlalaştır. Nohuda, fasulye, pirince, daşta kum karıştır. İki misli olsun. Ben emlakçı zihniye gidip şu arsa işini bir karıştırayım. Çabuk gel, nargileye falan dalma ha! Bir nargilemiz var, o adamı dil uzattın, Allah Allah! Burada dükkanım var da, benim yerime şimdilik hacı diye biri bakıyormuş. Gösterin dükkanı, hepinize istediğiniz kadar top vereyim. Hadi gel amca. Merhaba Fatma anne! Ay! Ödümü patlattın, kör olasıca! Aa!
Fatma anne! Ha. Bana bir birinci salla! Sigara mı? Uf. Çık bakayım parayı! Olur! Çıkacağım! Demek bu dükkan benim! Ne kadar da güzelmiş! Hı? Alın, bunlar toplarınız. Al, bu da çikolatalarınız, tamam mı? Sağ ol amca. Bu da fıstık o. Tamam mı, taksim edin. Hepsini sen yeme ha. Tamam amca. Deli misin sen? Babanın malı gibi dükkanı dağıtıyorsun. Dükkan benim teyze. Amcamdan miras kaldı. İstediğimi yaparım, sana ne deli karı. Dur bakayım. Yoksa sen Hasan Efendi'nin yeğeni misin? Evet. Hacı amca nerede? Şimdi çağırırım. Hadi bakayım. Hemen çağırırım. Allah! Fatma anne! Bizim cigaranın parasını alsana ya! Tezgaha koy, işler karıştı! Koy onu cebine hemşerim. Niye? Yeah. Bugün akşama kadar her şey bedava. Müşterinin ayağı alışsın. Bir büyük rakı götürebilir miyim yani? Nereye götüreceksin? Eve! Niye, hastan mı var? Ben hastayım! İstediğin kadar, canın neyi çekerse al götür! Eyvallah! Yolculukta o ayının yüzünden bayağı acıktım ya! Hayırlı işler abicim! Sana da canım benim! Adalar sahilinde bekliyorum... ...Gülüm seni... Merhaba Lüfer! Ne lan Marmara Kazım? Ne? Sen de Arpan anaydı! Bakıyorum nevaleyi düzmüşsün lan! Yoksa bir yeri mi acamet ettin ha? Yok be! Bizimkinin dükkanına bir hayfeci geldi, dükkan benim deyip dağıtıyor malları. Bütün mahalleye haber vereceğim, millet kapsın. Deme be! Önce ben kapayım be! Aman ol be. Da yürü be! Adalar! Abicim, bugün her şey bedavaymış. Yalnız akşama kadar. Ya! Mesela ben şu şeker çuvalını kaldırsam, para vermesem olur mu? Kaldırabilirsen al bunu da götür, tartılırsın. Sağ ol abicim, sağ ol. Abicim be, şuna bir el at da kaldıralım be, hadi abi be. Ulan oğlum, sen kendini kaldıramıyorsun da. Dur bakayım. Belin çıkar ha. Ulan zorlama, altına kaçıracağım! Koşun lan! Herkes koşsun! Herif gelmeden dükkanı toz edin ha! Efendi! Efendi! Ayol! Sen burada oturmuş nargile fokurdatırken başımıza gelenleri biliyor musun? Lan karı, dükkan mı yandı? Daha beter! Hasan efendinin yeğeni geldi, dükkana sahip çıkıyor! Ne? Ya! Allah'ını seven beni tutmasın! Seyit peşinden koşmalı! Alışveriş dediğim böyle olur, acele etmeyin! Bugün bedava, yarın parayla ha! Abo! Efendi koş! Bu kuyruk hayır alamet değil, aman Allah!
Sıraya geçin, sırayı bozmayın, anladınız mı? Paşa paşa, efendi efendi, sıranızda... Ne oluyor ayol? Aman sıraya, sıraya! Ayol, kimin malı için sen kimi kuyruğa sokuyorsun? Bana bak, ha! Çekil oradan, biz malları polis! Polis yok mu, yağma var! Bırakın! Bırakın aldıklarınızı benim! Onlar benim mallarımı geri verin! Polis! Neden kaçıyorsunuz? Mallarımı beğenmediniz mi lan? Bırakın malları! Lan bırakın, aç bin! Bakma ya, bak her birini! Çık dışarı! Çık! Allah kahretsin seni inşallah! Bir de komşu olacaksın! Puh! Aa! Ne bakıyorsun lan? Amma iş bozan herifsin ha! Neden müşterileri dağıttın? Ne istiyorsan al git! Bugün herkese bedava oğlum! Yandım Fatma, yanıyorum! 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 Aman, herif yanıyor! Yanıyorum! Ya dükkanı yakacak be! Ciğerim kebap oldu Fatma, yanıyorum Fatma! Efendim! Ah canım! Neyse, söndürdüm ya! Eğer bu salağın icabına bakmazsak sap gibi ortada kalacağız Fatma! Tabii ya! Oğlan önce malın mirasçısı, öyle değil mi efendim? Bu işi halletmek için bir çare bul, bir çare! Oh. Öyle bir çare bulacağım ki... Hem kendimizi sıyıracağız, hem de malların üzerine oturacağız! Ben buldum çareyi, gel, gel! Neymiş o çare bakayım, he? Aha, bak! İşte kiracı Sevda! O barkasından çare mi olmuş? Kıskançlığı bırak karı! O salak Şakir'i bu gece Sevda'nın dairesine atacağım! Bu gece de karının kırığı gardırof Fuat geliyor... Düşün, Şakir'i dostunun yatağında yakalarsa ne yapmaz? Aman efendi, sen ne diyorsun? Onu o saatte gebertir, aaa! Bizim istediğimiz de o değil mi? Oğlan mezara gider, mallar da bize kalır! Hay Allah, sen aklınla çok yaşa! Amcacığım, dükkanı temizledim! Ben şimdi hangi evimde yatacağım amcacığım? Burada mı? Hoppala, al lafı koy rafı, otur aşağı! Oğlum burada olur mu? Bura bizim, sen kendi apartmanında yatacaksın, dairen hazır, gel benimle! Bak burada senin, tam 8 daire! Gördün mü bir tane saray yavrusu gibi! Amma büyükmüş! Hepsi kirada, bir tanesi de senin, orada keyfince yat kalk! Şimdi kondansatörleri birleştirince feza çağı televizyonunu bitirmiş olacağım! Tarihi bir an yaşıyorsun canan! Her şey ama sabırlı ol! Sıdkı sadaketle çalışmalı! İnsan bildiği şeye karışmalı! Demek ki yolumuz hayırlı yoldur! Açık koy ol, sen de keseni doldur! Anladın diye mi oğlum? Demek ki dairen burası! Bak oğlum Şakir, laflarımı yabana atmayacaksın! İkincisi... Sayın seyirciler! Çok sayın seyirciler! Bu yayını seyrettiğiniz zaman, ilim ve fen karşısında hayretten şaşkın kalacaksınız ve küçük dilinizi yutacaksınız. Şimdi işimize bakalım. Dairemde televizyon da varmış ya. Oturup seyredeyim biraz. Şimdi en son yapacağımız işleri tekrarlayalım. Tekrarlayalım. İlk önce transformatörün düğmesini sıkıştıralım. Sıkıştıralım. Tornavida nerede? Hah.
Bu bir numara, üç numara lazım. Vay anasını, canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Tel ver. Al. Kerpeten ver. Bir kerpeten! Buyur. Şimdi sigaramızı yakalım. Biz de yakalım. Şimdi iki tel alıyoruz. Alıyoruz. Bunların biri toprak, biri cereyan. Neymiş? Neymiş? Ve bu iki kutbu birbirine sıkıca bağlıyoruz. Aman! Spiker abi, bu canlı yayın bir boka yaramıyor. En iyisi gene cansız yayın. Kimsin ulan sen? Vallahi ben buradan geçiyordum, televizyon seyredeyim dedim ama işi bok ettin. Oh, yedim ulan seni! Yedim ulan seni! Ne oldu? Aşağıdaki spiker amca patladı. Ona senin dairen değildi oğlum, orada yatmayacaksın. Zaten kim yatar? Spiker beni öldürür. O kiracı, gel senin dairen yukarıda, önüne gelen yere de dalma. Amcacığım, bu hamur teknesi ne? Burada fırıncı mı oturuyor? O hamur teknesi diyelim oğlum, içinde yıkanılır oğlum, eskimiş atılacak. Atılacağına ben alıp içinde yıkanırım. Senin dairenden güzeli var canım, sen gel, gel. İşte senin daireye geldi. Hadi bağlım, gir, hemen yat. bu işte tamam. Amcacığım, iyi adam be. Bana ne güzel bir ev döşemiş vallahi. Ana! Kutudan ses çıkıyor ya, Allah Allah! Önce bir abdesthaneye gidip rahatlayayım, sonra yatarım. Demek amcacığım doğru söylemiş, banyo teknem varmış. Aa, Allah Allah! Buraya telefon koymuşlar. Alo, alo! Amcacığım beni duyuyor musun? Ev çok güzel, beğendim vallahi. Ses gelmiyor ya. Aa, herhalde bu da ses düğmesi olacak. Çevirelim. Ulan bu telefondan ses yerine su geliyor ya. Demek ki bu telefonlardan ses yerine su geliyor. Evet. Demek ki bu da ayak yıkama banyosu. Bu zincir de ne ki? Ulan herifler boşuna su akıtmak için delik yapmışlar, vay enayiler! Eğlenceli be, bir daha çekeyim. Akmadı ya! Demek ki iki kere çekmek yaramıyor. Peki biz nereye edeceğiz ya? Demek ki İstanbul'da abdesthane yok. Herkes gibi ben de çişimi sabaha kadar tutacağım. Ne yapalım? Kadere bak. Yatayım bari. Ben nerede yatacağım ya? İşte orada yatacağım galiba.
Yaşa be amcacığım, ne karyolak olmuşsun. Burada da mışıl mışıl uyurum ha. Hadi bana Allah rahatlık versin. Saat 3. Neredeyse karı döner. Allah vere de gardırofa tam üstlerine geçse de bu iş bir an evvel bitsin. İnşallah. İşte sürtük karı geldi. Seni seni! İçim kazındı ya, bir şeyler yiyeyim bari. Evde de amma çok tavuk var ya. Kafayı bulmuşum galiba. Ben buraya biraz önce tavuk koymadım mı? Duş almadan kafam yerine gelmeyecek. Bunu açmıştım biraz önce. Kesildi galiba. Kesikti. 4 tane viski içersen açacağını kaparsın tabii. Ay, kocacığım geldi galiba. Kocacığım sana ne oldu? Kaza mı geçirdin ha? Ondan da bok. Yolda bir herife rastladım, işte beni bu hale soktu. Ha? Dalaştın mı? Ayol senin dayak yediğin tarihte yazılı değil. Ne dayağı Sevda? Bu herif şeytanın teki. Hep ayağıma dolaştı. Her seferinde de bir tarafımı götürdü. Demek ondan geç kaldın. Sabahtan beri hastanedeydim. Ama o herifi İstanbul kazan ben kepçe arayıp bulacağım. Kırılmadık yerini bırakmayacağım. İki bacağını böyle cağda! Bok yırtarsın. Bak
Takma kafanı böyle şeylere kocacığım. Bir banyo al, ben de sana bir şeyler hazırlayayım. İçkini de içer, kendine gelirsin, tamam mı? Hı hı, haklısın. Biraz belki kendime gelirim. Hadi. Sevda! Ne oldu bu sifona böyle? Ne sifonu kocacığım? Allah kahretsin! Bütün terslikler beni mi buluyor? Yatsak iyi olacak. Ben de anlamadım, bu evde acayip şeyler oluyor ha! Haklısın! Uyumazsan belki başıma daha çok bela gelecek. Ben ortalığı toplayıp geliyorum kocacığım, tamam mı? Ah ulan ah! Hala kafamdan atamıyorum. O Sakarya otobüste rastladım, hala uğursuzluk devam ediyor. Ah! Şimdi burada olacaktı da... böyle... parçalayacaktım onu, yiyecektim. Ulan o her gelenin hayali hala gözümün önünden gitmiyor. Karşımda sanki. Ha? 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 Sen ha? Olamaz. Rüya bu. Vay anam, otobüsteki şişman. Evimde ne işin var lan? Sen ha! Yedim seni! Gel buraya! Gel buraya, kaçma! Gel dedim buraya! Neredesin lan, gel buraya! Kalk yedim seni! Parçaladım lan seni! Gel dedim! Gel! Bu ne oluyor Fuat? Gel buraya! Gel buraya! Tamam, hesabı korunuyor. Cehennemin dibine git, sen yine seni bulacağım lan! Gel biraz döveyim! Gel biraz döveyim de kurtumu alayım! Gel lan buraya! Gel lan buraya, namussuz ulan! Rezil ettin beni! Seni namussuz! Donla kovalıyor ya! Delidir, yakalayın! Deli! Cehennemin dibine git, sen bulmazsan namussuzum seni! Şimdi bekle ben! Bekle şunu görürüm! Erkek sen gelsene ulan! Çekiniyorsun benden, değil mi? lan! Dün akşamki tantanayı duydunuz mu, ha? Ben Matiz'dim Lüfer, ne olmuş? Bizim gardırop Fuat, Avanak Şakir'i dostunun yatağında araklamış anladın mı? Yok ya! Vallahi şu kerize bak be! Mahalleye geleli bir gün olmadı, karıyı araklayıverdi! Ne keskinmiş be! Fuat onu doğramıştır ulan! Ne doğraması? Karşısındaki birinci sınıf marangoz lan! Öyle bir sırıtmış ki... gardırop Fuat'ten artık iskemle bile olmaz! Madara olduktan sonra herhalde mahalleden bile tüye! Bak ulan şu salak Şakir'e! İşe bakma! Fuat gibi Allah'ın canavarı bile bu salağa bir şey yapamadı! Planımız fos çıktı! Böylesi belki de daha iyi oldu! Bir de kurnazlık yolu deneyelim, ne dersin? Elinden imzalı bir kağıt aldık mı, bütün mallara konarız! Biz bu işi yapmaya kalkınca karı uyanır! Şu Sevda ile bir iş ayarlayacak. Olmaz efendi! Bu karıyı her işe karıştırıyorsun, ne oluyor? Huysuzlanma ulan karı! Şimdi beni iyi dinle! Sevda cilveli karı! Bizim aptala iki gırıttımı oğlan mayışır 50 tane imza atar! Bize gırtlağa kadar da borçlu! Borcunu silerim, eline de üstelik birkaç kuruş verdi mi karı buna yatar! Peki, dostu Fuat'ı ne yapacaksın? Onu evden uzaklaştırmanın bir çaresine bakarım. Ben geziyorum, bu sersem gene dükkanda uyumaya gelmez, mahalleli gene dükkanı boşaltabilir. Doğru. Hadi güle güle hanım! Vallahi benim günahım yok, tanımam bile o sersemi! Kes ulan Muslu! Bu iş burada biter, ben şimdi gidiyorum. Ama ikinizin de icabına bakacağım! Aa, gidersen git be, bana kocam yok, Allah Allah! Ulan bu ne biçim pirinç? Yarısından çoğu çakır!
Bu mahalleli pirinç yerine taşıyor vallahi ya. Oğlum hiç pirincin taşı ayıklanır mı? Peki ama neden ayıkla pirincin taşını demişler? Onu diyen halt etmiş. Taşı ayıklamaya kalkarsan çuvalda pirinç kalmaz. Peki biz ne satacağız amcacığım? Hile satacağın ki ihya olasın. Aman şişko geliyor. Beni burada görürse gebertir eşol eşek. Bana bak ulan! Yuvamı dağıtan o hergele senin yanında çalışıyormuş, doğru mu? Burada yok, onu kovdum. Eğer onu burada görürsem... haberin olsun, seni, onu... sülaleni, dükkanını, apartmanını... her şeyini havaya uçururum. Tamam mı moruk? Anladın mı? Diş geçirdiğin adamlardan olmadığımı gayet iyi bilirsin. Dediklerimi sakın unutayım deme. Unutmam oğlum. Kaçtı ha? Ben biraz geç kızarım ama... kızdın mı, adamın tepesinden duman çıkarırım evvelallah! Bir hareketime bakıyor, anladın mı? Ya... gardırop Fuat duman mı çıkarıyor... yoksa benim gözüm mü dumanlı görüyor? Ne bakıyorsunuz ulan? Yanıyorsun Fuat abi! Hem de çırağın sarayı gibi! Yanıyorum ama... beni yakanı da yakacağım! Sizi de yakacağım! Mahalleyi de yakacağım! Hepinizi yakacağım ulan inekler! Ha, bu inek bu dumanla ancak köşeyi döner ha! Bana bak! Kibritimize şaktına bak, kendini yaktın! Yürü şimdi Marmara'ya, ha, yürü! Yürü! Söndürün! Allah'ını seven söndürsün! İmdat! Bak amcacığım, gördün ya... herif benimle uğraştı, sonunda yandı, bitti, kül oldu it oğlu it! Hadi uzatma lafı, işine bak! Kimseye de parasız bir şey verme! Ben apartmana geliyorum! Uyanık ol ha! Hey arkadaşlar! Bizim Avanak Şakir dükkanda yalnız. Veresiye defterini iyi etmenin tam sotasıdır. Defteri götürürsek bütün mahalleli borçtan sıyırtır. Bizim bakkala da kol kadar kazık girer. Bir iki şişe şarap da araklarız. Tamam, yürü! Yürüyün bakalım! Yavrum günahtır çocuklar! Aşlama ortada yok galiba. Ama gene de biz arayalım, ne olur ne olmaz. Biz de bir şeyler yürütelim. Hı hı. Bugün beleş yok, her şey parayla. Bas parayı al istediğini. Parayı mı ya? Veresiye'de mi yok? Veresiye'de yok. Ayıp ettin Şakir abimiz, arpamız var yani. Arpan varsa buğday al, pirinç al. Ha, şimdi bize bir defter lazım. Şöyle eskicene ve de hesaplı. İçi az yazılmış olsun ki... şu inek Kazım'a okuma yazma öğreteyim. Sahi mi ya? Bana da öğretsene. Ben de okuma yazma bilmiyorum. Ayıp salladın Şakir. Akşamları yarım saat çalıştırayım, alim olursun. Aa, işte defter. Bu defter tam aradığım defter. Öyle değil mi Kazım? Tabii Lüfer. Bu defterden okuyan 3 hafta içinde profesör olur anladım. Kaç para bu defter Şakir? Önce tartalım, sonra fiyatını biçelim. Ha? Şimdi bu defter kaç kilo geldi?
Tam 170 gram. Ama 100 gramı kabuğu tutar. İçindekiler 70 gram eder. Öyleyse 100 lira verin. Ha, 100 lira çok. Bir ellilik toslayalım. Vallahi kurtarmaz. Sana ders de vereceğiz. O zaman hesap tam denk gelir. Al bakalım. Güle güle kullanın. İyi alışveriş yaptım. Hacı amca öğrenince boynuma sarılacak sevincinden. Bunu ödemek için bana birkaç ay müsaade et şekerim. O salak yüzünden Fuat da beni terk etti. Tabii para durumum bozuldu. İdare edeceğiz. Lakin senden bir şey isteyeceğim. Mesela nasıl bir şey? Sen de az keskin değilsin. Karından da korkmuyor musun? Ben işlerime Fatma'yı karıştırmam. Güzel. O halde gel şekerim. İçeride bu hesabı kapayalım. Beni yanlış anladın. Ben başka hesaptan bahsediyorum. Ne hesabı? Bak şöyle. Sen bana yardım edeceksin. Ben senin tekmil borçlarını silip sıfıra indireceğim. Burada kira vermeden bir sene oturacaksın. Benden ayrıca da 10.000 lira peşin olarak alacaksın. Sonra? Yapacağın iş çok basit. Şu bizim salak Şakir var ya, hani evini alt üst eden. İşte o namussuza boş kağıda bir tane imza attıracaksın. Bütün mesele bu. Sen bu işi şurup gibi yaparsın. Evet, iş şurup gibi ama 10.000 az. 20.000'ini alırım. Evde de 2 sene beleş oturur. O kadar para bilemem. Neşan bilir. Sen ucuza kazı olmazsın. Pişman olup geri gelirsen 50.000'ini alırım, tamam mı? Hadi güle güle. Pekala Sevda Hanım. Kazandın. Kabul. Arkadaşlar, bu masada ne vardı? Varesiye defteri vardı. Defter ne oldu? Defter yandı, bitti, kül oldu. Bizim moruk da babası buldu anladığımı. Şerefe! Şerefe! Varesiye defterini sattım demedin diyor mi? Demedin ha? Dedim. Deme! Deme! Dedim. Önce taktım, sonra 50 liraya sattım. Ben de inci battım. Ben de mi battım acaba ya? Ben iki misli battın lan. 50 lira kazandın, 50.000 lira kaybettin. Bütün borç hesabını üstüne yazıyorum. Zaten mal benim. Bu cebimden alıp bu cebime koyacağım demektir. Bırak inci şamatayı, al bir tane bafra carası radyocuya götür. 2 de sabun al, Sevda Hanım istedi, oğa götür. Ben oraya katiyen gitmem. O ayı gelirse beni parçalar. Oğlum korkacak bir şey yok, o herif yandı ya. O ayı kolay kolay yanmaz amcacığım. Onun külü bile kalmamıştır oğlum. Hadi bak zarardayız, hadi koşturma hadi. Bak o uğursuz spiker yok, ondan patlamadı. Kim var odada? Benim spiker abiciğim. Amcamdan sigara istemişsin, onu getirdim. Bırak sigarayı, bir şeye el sürme, hemen defol git! Sen misin canım? Canım, sevgilim. Sana çok emek sarf ettim, göster kendini. Eserimi mahvetti, it oğlu it! Eşoğlu eşey! Niye kendini yere attın ya? Ne oldu, o patlama neydi? Aşağıdaki spiker televizyona çıkmayı bir türlü beceremiyor. Al sabunlarını, ben gidiyorum. Hemen gitme şekerim. Gel de bir limonatamı iç. Ya, anladım. Şimdi o şişman gelecek, ben tam limonatamı içerken beni bir güzel dövecek. O bu eve bir daha ayak basamaz. Vah vah! Ayakları mı koptu? Fena da adam değildi. Ama bana neden kızıyordu hala anlamadım. Boş ver. Şimdi sen gel şöyle güzel bir rahatla bakalım. Ben biraz önce abdesthanede rahatlamıştım.
Sen çok tatlı şeysin yavrum. Beni nasıl buluyorsun? Kolay buluyorum. Merdivenden çıkıp hop geliyorum. Ay öyle değil. Bir kadın olarak güzel miyim? Fena değilsin. Kaçma benden. O kadar çirkin miyim? Ama ev sahibiyle kiracı yüz göz olmamalı. Ay, biraz samimi olalım, ne olur. O zaman belki kirayı vermezsin, ah! Ah, iyi ki hatırıma getirdin. Al, gelecek ayki kira. Verdim be! Tabii şekerim. Yalnız usulen parayı aldığına dair buraya imza atacaksın. İmzaladım. Bu ne? İmza. Böyle imza olmaz. Adını yazacaksın. Ben okuma yazma bilmem ki. Ne? Bilmiyor musun? Kim o? Kim o? Ben Fuat Sevdacım. Hapı yuttum, şişmanın sesi. Demek yanmamış. Aman açma, beni gebertecek. Açacağım. Aç kapıyı. Aç yoksa kırarım. Açacağım, mecburum açmaya. Saklanmam lazım. Burada görülürüm. Aa! Ne oldu sana? Duman oldum. Duman oldum. Yaktı beni o hergele. Ah, ah! O hergeleye rastladım rastlayalı, kendime bir türlü gelemedim. Ama bir elime geçsin. O hergele yok mu o hergele? O hergelenin kafasını böyle bir yumrukta çürük yumurta ezer gibi ezeceğim. O herifi bıçakla böyle kalbini deşmeden rahat etmeyeceğim, anlaşıldı mı? Rahat etmeyeceğim! Böyle vursam... ...diye çıkaramıyorum bu bıçağı. Sinirimden kuvvetim kalmadı. Vurdu bana böyle. İşte böyle, işte böyle. İşte böyle. Ya gördün mü? Onu da böyle parçalayacağım. İşte böyle. Evet işte. Onu bu masa gibi böyle bir yere vurabilsem ah ah! Ah bir elime geçirince ne yapacağımı ben biliyorum ah! Bir türlü hırsımı alamıyorum ki! Ah, o herifin sanki kokusunu duyuyorum, kokusunu! Sanki ne bileyim beni adım adım takip ediyor be! Nefesini ensemde hissediyorum. Sevda sanki arkamda biri var. Bu ses ne? Deliriyor muyum ben? Ay sinirleri bozuk kocacığım. Gel seni biraz dışarı çıkıp dolaşalım. Açılırsın. Tabii iyi olur. Ama evvela üstümü değiştireyim ben. Ay oraya git git. Çıldıracağım yahu. Nedir bu başıma gelenler? Hayretle bakıyorsun Fuat. Gördün mü? Niye? Çamaşır gardırobunu. Yürüyüp dışarı çıktı. Aa,
Sen hayal görüyorsun Fuat. Öyle bir şey yok. Salondan gardırop geçmedi mi? Yok. Galiba ben keçileri kaçırıyorum. Arkadaşlar! Hı. Şarap benim dikizlerimi bozdu galiba. Yürüyen bir gardırop görüyorum. Ayık kafayla bir de siz bakın lan. Tamam Kazım, senin dikizler iyi çalışıyor. Gardırop ayaklanmış be. İster misiniz gardırop Fuat sonunda hakikaten gardırop olsun ha? Doğru be, sen söyleyene değil söyletene bak. Hale bak be! Müfer, boz şu gardırobun fiyakasını. Tamam. Hadi. Dur bakalım. Ana! Epeyce yol gelmişim, neresi burası? Bedestan! Ulan gardırop vaziyetinden ne arıyorsun burada, haşlama! Yoksa gardırop Fuat'a mı özendin? Demek o iğneyi atlattım he! Aferin lan Şakir! Hiç kimse gardırop Fuat'ın gardırobunu araklayamadı ha, helal olsun! Vallahi. Gel bir kafayı çekelim! Daha atmasını, doğru düz çizgi çizmesini bile bilmiyor! Değil mi? O herifi bir daha bana bulaştırma moruk! Fuat döndü, az daha o solağı gene yakalayacaktı! Peki Şakir'e ne oldu? Gardırop oldu, kaçtı gitti! Aman defolup gitsin! Senin verdiğin para da olmaz olsun, tamam mı? Ay! Aa! Çüş! Deli mi ne bu karı? Böyle mi delecekti? Aa! Bana bak! Niye bu karı bu kadar kudurmuş? Yoksa karıyı burada sıkıştırdın mı ha? Sus lan karı! Oyuncan derdinde, kasap et derdinde! Oğlan imza falan atmasını bilmiyormuş, kağıdı da alamadık da! Öyle ha! Hay! Peki şimdi alt edeceğiz! İmza yoksa... Bannak var, bannak! Ne var mı? Cahil karı! Kanunen imza atamayan bu gibi cahil kısmına barnak bastırılır. Peki, seni görünce o ayı Fuat ne yaptı anladın mı? Bir şey yapacak zaman mı buldu ki? Belinden yakaladığım gibi yere çaldım ineği. Sen Fuat'ı yere çaldın. Sahi mi ya? O bir şey mi dayı? Arkasından aşık kemiğine bir tekme, beline bir kafa... Ense köküne bir yumruk yapıştırdım. Manda boku gibi yere yayıldı enayi. Sonra hırsım tuttu, kendimi kaybetmişim. O duvar senin, bu duvar benim. Yerden yere çaldım o ayıyı. Atma ulan Şakir. Attım. Bacağından tutup bir attım. Bir de baktım karşı duvara yapışmış. Aa, duvarda! Yok ya! Helal olsun be! Bize iyi perda çektin ha! Çektim. Ulan benden izinsiz nasıl duvara yapışırsın deyip aldım ayağımın altına başladım çiğnemeye. Çiğne Allah çiğne. Sakız gibi çiğnedin ha. Baktım yalvarıyor. Ha. Bokunu yiyeyim Şakir abi diyor. Çuval gibi bir kenara bırakıverdim. İyi ettin. Mahallede Ali Kıran başkesendi. Ona senin gibi bir bela lazımdı. Helal olsun değil mi ya? Kim ulan o Fuat denilen herife? Ne diyorsun oğlum? He? Ne? Ne diyorsun ya? Astır be! Birinize bir laf etsin bakalım! O zaman bana bırakın! İki bacağından tuttuğum gibi cart diye ayırırım eşyol eşeği! Nasıl ayırırmışsın ulan? Ayır da görelim! Nasıl mı ayırmışım? İşte böyle! Gördünüz mü nasıl yırttım? İyi yırttın Şakir! Çok iyi yırtarım! Şimdi de ben seni yırtacağım! Kese kağıdı mıyım ulan ben? Ufacık adamı buldun! Erkek sen bana vursana ulan he! Şişko! Şimdi de sallan da göreyim ulan! Bıraksana ulan! Bıraksana namussuz! Bırak diyorum, bana bak! Eşyol eşek kendine... Aa, direğe vuruyor! Lan ah! Bak, kızıyorum ama! Bak, kızınca çok fena yaparım seni! Bana bak, kendine gel oğlum! Şişt. Bak, döveceğim ha! Kızınca kaç kişiyi dövdüğümü şaşırıyorum ya! Arada sizler de dayak yediniz ama artık kusura bakmayın! Yok ya, ne olacak ya!
Bu şişkoyu da çöpe atın gitsin, tamam mı? Tamam abi, oldu. Nerede kaldı bu salak oğlan gene? Bırak Allah'ını seversen, inşallah bir yerde geberir kalır. Aman inşallah! Hop hop hop, geri bas! Bana bak! Hem ağzını hem de buraları topla. Karı koca yan gelip yatıyorsunuz. Hadi bakalım, durmayın, çalışın. Bedava ekmek yok öyle. Seni birileri doldurmuş. Yok, ben kendim doldum. Hadi iş başına. Sonra ben nerede yatacağım? Yerimi göster bakalım. Kafan yerinde diye belli. Sen inci git depoda yat, yarın sana löküs bir daire açacağım. Sabaha dükkanı kaymak gibi isterim. Beğenmezsem, yalatırım vallahi. Tamam mı? Hadi eyvallah. Ağzını caddeye ayıramadın. Sabır karı, dükkan elden mi geçsin? Kurnaz olalım, kurnaz. Dur bakalım moruk, nerede o Şakir'den Anit? Dükkanda mı? Yok vallahi. Geçende de kovdum dedin, bizim evden çıktı. Saklıyorsun her geleği. Bak Fuat oğlum, senin de benim de ondan kurtulmamız için bir tek çare var. Neymiş o? O boş bir kağıda barınak bastır, benden 10.000 lira al. 10.000 lira mı? Neden parmak basacak kağıda? Başıma bela oldu. Onu kağıda alırsam rahat kovarım. 10.000 lira böyle bir bela için az. 15.000 ama 5 para fazla vermem. Evde de bedava oturursun, tamam mı? Tamam ama ben o herkeliği görünce boğarım. Kendini tut. Onunla dost olurmuş gibi yap. Kağıda barınağı bastır, paran hazır. Ver bakalım 1.000 lira, arkadaşlarla bir kafayı çekelim dedim. Çıkardı verdi. Bugün bendensiniz. Yiyip için, hadi bakalım. Ulan Şakir, o akrepli hacıyı da yola getirdin ya, helal olsun ha. Şakir bu abicim, salatalık gibi görünüyor ama aslında uyanık çocuktur ha. Zaten ben olmasam hacı iflas eder. Tabii. Dükkanı ben çeviriyorum. Tabii. Veresiye defterini kiloyla satmandan belli. Hadi Şeref'e. Şeref de gelsin, o da içsin. Gelmeyecek mi? Hadi biz içelim bari. Sıçayım Şeref'e, Allah Allah! Gardırop Fuat geliyor! Ne? Ben de sizinle içebilir miyim? İçemezsin. İçemezsin çünkü sen içince sapıtırsın. Sonra seninle kavgalıyız, yüzsüz herif. Artık seninle barışmak istiyorum. Demek pes ettin ha? Bunların yanında pes de bakayım. Pes abicim. Aferin lan Şişko. Bir daha akıllı ol, ayağımın altında dolaşma, ezerim ha. Dolaşmam. Beni gördüğün yerde köpek kovalar gibi kovalama, tamam mı? Kovalamam. Yani şimdi biz ahbap mı olduk? Evet, ahbaplığımızı bu kağıtla mukavele haline getireceğiz. Arkadaşlar da şahit olacaklar. O zaman hiç kavga etmeyecek miyiz? Etmeyeceğiz. Yalnız bir parmak basacaksın. Kuvvetli bir parmakla aramızdaki her şey hallolmuş olacak, tamam mı? Nasıl olur ya? Parmak atarsam gene kavga ederiz. Parmağı at. Ya kızarsan? Hı, kızmam. Bana bak. Ya Şişkocuğum, sahiden kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim. Yok yani, belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim, bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. Parmak ha! Bana ha! Sen bana nasıl parmak atarsın lan? Sen at demedin mi ya? Biz de attık. 100.000 lira avantan bile olsa parçaladım seni! Kaç buraya geldim geç! Gel lan buraya! Kardeş yürü, hemen götür beni. Hadi koçum beni! Selamın aleyküm. Aleyküm selam, niye gelirsin peşimden? Ulan ne oynatırsan kaşını gözünü, deli misin sen?
Esas deli arkadan geliyor. Ha? Deli mi? Çaktırma! Hasan Paşa canavarıdır, her yerde aranıyor. Öyleyse hemen yakalayayım. Dur! Ben de polisliğe terfi edirem, yakalayayım mı? Ürkütme, ürkütme! Yaklaşsın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, ben hazırım. Ben de hazırım. Gülen mi? Gül, gül! Ah canım benim! Gülürem! Çaktırma geliyor. Geliyor. Gül, gül! Gülürem! İşte böyle havalar da zaten. Geldi. Geldi. Nasılsın beyefendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan. Bu vurdu ağabey. Kanuna vurdun ha? Sen şimdi görürsen. Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha! Nereden çıktın lan sen? Şimdi yedim seni ulan, yedim! Yapma lan şişko, yapma! Yapma sana lan! Boğuluyorum bak! Olacaksın tabii! Ama kötü olabilir ha! Yaptım, bitir bitir, sonundan getireceğim lan seni! Kendine gel oğlum! Kendine! Çeksene elini ulan! İşte yakaladım seni! Aa, bekçi amca! Canavarı yakaladın! Lan ben şimdi senin canını okuram! Ah! Şu bana bak, bak üstünden! Bak, kanunu ezilsen, kalktıram! Sıkı tut bekçi amca, sakın bırakma ha! Alçak herif! Ya bak! Çık dışarı! Çıktırım sana! Ah! Kanunu ezip kaçıysan ha, ben seni şimdi yakalarım! Gel buraya, kaçma! Kaçma direksiyonu! Bekçi amca! Bekçi amca! Sen onu sıkı tut, ben karakola haber verip geleceğim, tamam mı? Merak etme! Şimdi de kanunu itip kaçır sana, ben sana gösteririm! Kaçma, tersin ol! Dur lan sana! Kanunu yorma! Kaçma! Kanun namına teslim ol! Kanundan kaçamazsın, teslim ol! Seni her geç yakalayacağım! Hah, işte yakaladım! Kanun seni delikte sıkıştırdı! Hadi bakalım, teslim ol! Ben yakalayacağım dedim mi, yakalarım! Her tarafın sarıldı, çık! Sana söylerim, dışarı çık! Sıkıştın değil mi? Daha beter ol, eşşol eşey! Sus! Kanun namına dışarı çık, yoksa seni çok fena içeri tıkacağım! Bekçi amca, ne sen var? Onu sıkı tut! Merak etme, üçüncü defadır kanunu itip kaçıysan ha! Ben sana şimdi gösteririm! O ne be? Bekçi amca, sen bunu sıkı tut, ben karakoldan yardım alıp geleyim, tamam mı? Dur! Al şunu! Bunu da al! Sizin yüzünüzden bekçilikten istifa ederim! Ne haliniz varsa görün! Ben gidiyorum! Ben de gidiyorum! O ne, ayıya bak ya! Şimdi bitirdim işini! Yedim ulan seni! Yedim! Aaaa! İmdat! Kurtarın! Can kurtarın! Yüzme bilmiyorum! Ne olur kurtarın beni! Allah'ını seven kurtarsın! İmdat! Boğuluyorum! Tut ulan şunu! Tut, boğulacaksın! Ayı, denizi de taşırdı! Allah!
Beni affet, ben kötü adamım. Halbuki sen benim hayatımı kurtardın. Amcanla bir olup senin kuyunu kazmaya çalıştım. Kuyu kazmak iyidir, su çıkabilir. Öyle değil. O kağıda parmak bassaydın, amcam bütün malların üzerine oturacaktı. Sıkı mı? Bana bütün mallar Hasan amcamdan kaldı. Öyle mi? Vay alçak vay! Beni de kandırdı. Gidip onun kafasını koparacağım. Dur! Acele etme. Benim bir planım var. Onu tatbik edersek boku yer. Hadi yürü. Hadi. Şişko ya, sen bayağı iyi adammışsın. Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun, ne yapalım, idare ederiz. Sen de iyi adammışsın be! Yok ya! Ne dönüp duruyorsun, başım döndü! İşin ucunda dükkanlı apartman var Fatma Hanım. Puha şu serseme bir barnak bastırsa, ah bir dene barnak bastırsa! Müjde! Müjde amca, Şakir parmağı bastı. Bastı ha, yaşasın! Deme, yaşadık demek, ver kağıdı! Hop! Önce 15.000'i elden gel bakalım. 10.000 diye miydi? Su koy verme, 15.000'di. Lan bir dene barnağı 15.000 ha? Hadi eyvallah! Son gidişin olsun inşallah, paralar boğazında kalsın! Oh, çok şükür! Şu öküz oğlandan kurtulduk! Bana bak, yarın ilk işin notere gitmek olsun, tamam mı? Abi, kağıdın üstünü doldurur doldurmaz, Şakir'in kıçına tekmeyi atacağım! Atamazsın! Atarmış! Atamazsın ki, buralar hep benim! Sen ne konuşuyorsun be? Kendine gel! Aptal herif! Elimde üstüne barnak bastığın kağıt var! Peki, o kağıttaki parmak gardıro Fuat'ın parmağıysa? Ne? Doğru mu Fuat? Doğru! Şimdi ne bok yiyeceğim bakalım! Efendim! Canım gitti! Tutmayın beni! Kendine gel! Tutmayın beni! Tutmayın! Ne oluyorsun anacığım? Bak biri dinle! Gel! Dükkan gitti! Mallar gitti! Apartmanlarım gitti! Bir şey de gitti! Bir şey de gitti! Dansöz olacakmış ama son anda kendini kurtarmış! Ben gurbete geliyorum, uçağım gelsin! Çabuk sana gelsin! Aha geldi! Çalıştır motoru! Efendi! Beni nereye bırakıyorsun efendiciğim? Birazcık mal için aklını oynattı eşyol eşek! Hey Allah! Dur bekle, kurban olayım! Ne oldu sana Allah'ım, kurban olayım! Beni yedi kere yıkayım, sonra bir deliye tıkayım! Tıkarım anacığım! Vay anasını be! İlk defa oynatan adam görüyorum. Artık amcam gitti gider Şakir. Peki dükkan, apartmanlar kime kalacak? Sana kaldı tabii. Öyleyse dükkana gidelim. Herkes benden bugün. Güzelce bir içelim. Helal olsun be Şakir. Ne olacak canım? İtibarım yeter. Aslan Şakir. Allah! Ne oluyor ya? Kıyametlik kopuyor ya. Benim dükkanım niye patladı? Üstelik de yanıyor ya! Bu yangın İstanbul'un yarısını götürür ya! Apartmanım da yanar mı? Yanmakla kalmaz, kül olur! Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Kimse ateş yakmasın çocuklar! Tüp gaz kaçırıyor, tamir edeceğim! Yoksa hepimiz duman oluruz! Hey, şu gazlıya bakın! Bizim Sakar Şakir bütün İstanbul'u yakmış! Ben söylemiştim yakar diye o salak! Burada olsaydı burayı da yakardı. Merhaba arkadaşlar! Selamun aleyküm! Ben geldim. Sen ha? Sakın sigara içme! Yo, gelişimin şerefine bir sigara yakalım değil mi? Dur yakma! Demek bana karşılama töreni hazırladınız ha? Çok teşekkür ederim arkadaşlar!